Anandi, gel canım. Anandi, ben de tahrişe çok iyi gelen bir krem var. Onu kullanırsan cildin için daha iyi olabilir. Ne için? Ne kremi bu yenge? Anandi, şöyle ki sırtında tahriş olan o yerden söz ediyor. Onun için. Evet, şu... şimdi çok daha iyi yenge. Bende de bir krem vardı zaten. Yani onu sürüyordum ben de. İyi o zaman. Ben yine de sormak istedim. Anandimize iyi bakmak zorundayız. Bu arada sabah kremini sürdün mü? Hayır. Evet, evet. Anandi, benim bugün erken çıkmam gerekiyor. Sen de hastaneye gidip Ganga'yı görecektin, öyle değil mi? Seni oraya ben bırakırım. Ama hemen gidip hazırlanmam lazım. İşe geç kalmak istemem. Tamam, ben birazdan hazır olurum. Tamam, tamam. Bize müsaade. Tahriş falan olmadığına göre kremin adını nereden bilsin? Yanılmamışım. Bir sorun olduğu kesin. Sebebini bilmiyorum ama bu iyi değil. Manu. Doktor bey bebeğimi de getirmiş olmalı. Manu şu an nerede acaba? Nerede benim yavrum? Nerede yakalandı? Doktor bey. Çocuğum nerede? Bir otobüste. Kaçmaya çalışırken yakalandı. Beni hemen ona götür. Sormak istediğim sorular var. Ayrıca dersini vereceğim. Sakin olacak. O artık elimizde. O kadar çok korkmuş ki her şeyi anlatacak. Ne söyledi? Ganga'nın canına neden kastetmiş? Rata'nın talimatıyla yapmış. Ganga! Sana defalarca söyledim. Yataktan tek başına kalkmayacaksın. Gücün yok ki. Ağlama artık Ganga. Sen de çok iyi biliyorsun ki orası artık senin evin değil. Sen onların umurunda değilsin Ganga. Niçin olmayayım? Ben onların geliniydim, öyle değil mi? Yıllarca onlara hizmet ettim, her şeyi yaptım. Ratan'a baba olma fırsatını bile ben verdim, anlıyor musunuz? Bana kızgın olduğu için itip kalkmasını anlayabilirim fakat beni nasıl öldürmek isteyebilir? Söyleyin, benim canımın hiç mi kıymeti yok? İnsanlar düşmanlarına bile hiç düşünmeden merhamet ederken bunu çocuğunun annesine nasıl yapar? Benim canımı elimden almayı nasıl akıllarından geçirirler? Ganga, şu an bunları düşünme artık. Sen özgürsün. İyi olacak ve yoluna devam edeceksin. Polise Ratan hakkında bir şikayet dilekçesi hazırlıyoruz. Çocuğunu en kısa sürede geri alacağız. Onu artık kimse senden alamayacak. Ben evlerini biliyorum Şif. Ben de seninle geleceğim. Ben de gelmek istiyorum. Dinle. Sen onları bizden çok daha iyi tanıyorsun. Neler yapabileceklerini biliyorsun. O yüzden emniyetin için burada kalman daha iyi.
Hayatını tehlikeye atacak hiçbir şeye izin veremeyiz. Ganga, sen henüz tamamen iyileşmedin. Hala çok zayıfsın, o yüzden... Bir annenin çocuğuna sahip çıkacak gücü her zaman vardır Doktor Bey. Onu geri alacaksan benim hayatımın hiçbir kıymeti yok. Çünkü onsuz ben zaten bir ölüyüm. Hadi söyleyin, Ratan bana daha ne yapabilir ki? Beni daha yaşarken toprağa koydu o. İstiyorsa vursun beni. Bu hiç umurumda değil. Ölümden korkmuyorum. Ama ölmeden önce onu, oğlumu bir kere daha görmek isterim. Sen ölmeyeceksin. Oğlunla mutlu bir hayat yaşamak varken ölüm de nereden çıktı şimdi? Ben yüreğimdekini söyledim Doktor Bey. Lütfen bir annenin çocuğunu kucaklamasına engel olmayın. Beni götürmezseniz... O zaman ben de oraya tek başıma giderim. Tamam. Sen de bizimle geliyorsun. Kaymakam Bey? Anandi, ben Jagula Lakshmi köyüne gidiyorum. Ganga'nın oğlunu geri almaya. Evet ama o adamın elinden nasıl alacaksınız peki? Hukuki süreci başlattık. Ratan Ganga'yı tahammüden öldürmeye çalışmakla itham edildi. Artık kimse Ganga'nın oğluna kavuşmasına engel olmayacak. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Hayır Anandi. Bunun doğru olacağını sanmıyorum. Kişisel bir mesele olsa seni götürürdüm elbette. Ama bu hukuki bir mesele. Ganga bu ihtilafın doğrudan parçası olduğu için onu da yanımızda götüreceğiz. Jagu da görgü tanığı. Ben de kaymakam. Yani kanunen seni oraya götürmem mümkün değil Anandi. Ayrıca can güvenliğini tehlikeye atamam. Orada neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Başına bir şey gelecek olursa olay kişiselleşir. Ben de buna fırsat vermek istemiyorum, tamam mı? Kocan olduğum için beni taraf yapar. Bu da davada elimi zayıflatır. O yüzden lütfen beni anlamaya çalış. Tamam o zaman Kaymakam Bey. Seni anlıyorum. Ama lütfen çok dikkatli ol. Olmaya mecburum canım. Ben senin kocanım çünkü. Ganga düşünme artık. Merak etmeni gerektiren bir şey yok. Şivraj ve ben yanındayız. Polis de var. Ratan sana asla zarar veremez artık. Çocuğumdan ayrı düşmüş olmak gözümü tamamen kararttı. Ratan karşıma çıkacak olursa pis başını gövdesinden ayırırım. Babaanne biz şu an Ganga'nın... Biliyorum, Anandi söyledi şimdi. Shiv ve Ganga ile beraber Lakshm köyü yolundasınız. Size dikkatli olmanızı söylemek için aradım. Tedbiri elden bırakmayın sakın. Ganga'nın oğlunu alır almaz da ikisini buraya bana getirin. Anladın mı beni? Evet babaanne. Umarım Ganga'nın oğlunu geri alabilirler. Umarım yenge. Babaannemin söyledikleri de yüreğime su serpti. Ganga kendine yeni bir yol çizene kadar ikisini de evde ağırlayacak. Orada tamamen güvende olacaklarını biliyorum. Rahat edeceklerdir. Tanımadığın birini eve almak neden? Ben de buna anlam veremiyorum. Ona her yardımı yaptınız. Abim elinden geleni yapıyor. Eski kocan da öyle. Halbuken başkalarının sorunlarına bu kadar karışmak neden? O tarz insanlara nasıl güvenirsiniz? Ya günü geldiğinde evden gitmek istemezse? O zaman ne olur? Gör bak, başınıza dert olacak.
Onlardan kurtulmak hiç kolay olmayacaktır. Sanji, bu dünyada herkes kötü değildir. Hayat da bu kadar acımasız değil. Yeri geldiğinde birbirimize el uzatmak, yardım etmek gerekir. Hem ben aynı fikirde değilim. Ganga'nın insanların iyi niyetinden istifade edecek bir kadın olduğunu sanmıyorum. O son derece saygılı bir insan. Ama bir konuda haklısın. Kaymakam Bey Ganga için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ben inanıyorum ki Ganga'yı güzel bir gelecek bekliyor. Ama kendi ayaklarının üzerinde durmayı başarana kadar ona destek olacak birilerine ihtiyacı var Sanji. Kucağında küçücük bir bebekle nereye gidebilir ki? Of ya! Çocuk esirgeme kurumuyuz sanki. Seninle konuşmaya çalışmak faydasız. Yenge, ben bunları dolaba koyup geleyim. Efendim, bunları da yıkamaya göndermemi ister misiniz? Gönder Papu. Tamam efendim. Anandi? Evet. Sana bir şey söyleyecektim. Dinliyorum yenge. Ama aklımdan çıkmış. İşine bak sen. Doktor Bey, Mabed'i görüyorsunuz değil mi? Oğlum doğduktan 40 gün sonra oraya gittim. Bana verdiği evlat için şükranlarımı sunmak istedim. Manu'nun ilk duası orada yapılmıştı. O salıncak. Ben onu neredeyse her gün orada sallardım. Sallanmayı çok sever, onu çok mutlu eder. Henüz çok küçük fakat pek bir cesur, hiç korkusu yok. Ama o canavar, yokluğumda ona ne kadar baktı bilmiyorum. Umarım aç kalmamıştır. Henüz ağzı var, dili yok. Acıktığını sadece ağlayarak anlatabiliyor. Kimse onun neye ihtiyacı olduğunu benim kadar bilemez. Oğlum kim bilir ne haldedir? Birine bir şey mi oldu? Ambulans sesi de geliyor. Gansiyam. Efendim. Bebeğin ağladığını duymuyor musun? Karım hamile biliyorsun. Ayakta duracak hali yok. Sürekli bebekle ilgilenmesi gerekirse kendine nasıl bakar o zaman? Efendim, özür dilerim. İçeride başka işlerim vardı. Neyse, sustur şunu. Hiç durmadan ağlıyor. Biraz dışarıda dolaştır. Zırlamasından başım şişti artık. Deli olacağım. Siz ekibinizi hazır tutun komiser. Ben önden gidip konuşacağım. Direnmeye kalkacak olursa o zaman gereğini yaparsınız. Ganga, nereye gidiyorsun? Dur! Dur, dur Ganga! Manu! Manu oğlum!
Ganga kızım, sen misin? Ganga? O halde onu öldürmedi. Seni öyle çok özledim ki benim güzel oğlum. Annen burada Manu, korkma. Ganga! Manu! Manu canım oğlum. Gir içeri. Manu! Manu! Manu ver bana. Oğlumu bana geri ver. Yürü. Manu ver bana, yavrumu istiyorum. Manu! Aç kapıyı, çocuğumu bana ver. Aç şu kapıyı diyorum, oğlumu bana geri ver. Yavrumu istiyorum. Ganga geldi, ver polisle birlikte. Çabuk olun. Arka kapıdan kaçacağız, acele edin. Ne duruyorsun? Yürü! Yürü! Ratan! Ratan, kapıyı aç diyorum! Buraya çocuğumu almaya geldim. Lütfen onu bana ver! Kapıyı aç Ratan! Niçin kapıyı kilitledin ha? Ratan! Aç kapıyı! Polisten korktuğun için mi kilitledin? Bir kadından mı korktun yoksa? Bir kadını çocuğundan ayırmaya kalktın sen! Sonra da onu öldürmek istedin. Kapıyı aç çabuk. Ben senin yasal eşin değil miyim Ratan? Karınım ben senin, karın. Karınım ben senin. İnsanda biraz olsun merhamet olur. Sen karına her kötülüğü yapmaktan çekinmedin. Oğlumu geri ver bana diyorum sana. Göster yüzünü. Ne kadar erkek olduğunu görelim. Oğlumu ver bana diyorum sana. O benim yavrum. Çocuğumu istiyorum. Siz ekibinizi hazır tutun komiser. Ganga, nereye gidiyorsun? Dur! Dur. Manu! Dur. Ganga! Ganga! Manu oğlum! Manu oğlum! Ganga kızım, sen misin? Ganga, o halde onu öldürmedi. Seni öyle çok özledim ki güzel oğlum benim. Annen burada Manu, korkma yavrum. Ganga! Manu canım oğlum. Gir içeri. Manu! Manu! Manu'mu ver bana. Yürü. Oğlumu bana geri ver. Manu'mu ver bana. Yavrumu istiyorum. Manu. Aç kapıyı, çocuğumu bana geri ver. Ganga geldi. Polisle birlikte. Çabuk olun. Arka kapıdan kaçacağız. Acele edin. Ne duruyorsun? Yürü. Ratan. Ratan, kapıyı açıyorum sana. Buraya çocuğumu almaya geldim. Lütfen ver onu bana. Kapıyı aç Ratan. Niçin kapıyı kilitledin ha? Ratan! Aç kapıyı! Polisten korktuğun için mi kilitledin kapıyı? Bir kadından mı korktun yoksa? Bir kadını çocuğundan ayırmaya kalktın sen. Sonra da onu öldürmek istedin. Kapıyı aç çabuk, ben senin karınım. Söyle, ben senin yasal karın değil miyim Ratan? Karınım ben senin. Anlamıyorum, insan nasıl bu kadar merhametsiz olabilir? Karına her kötülüğü yapmaktan çekinmedin. Oğlumu geri ver diyorum sana, sana söyledim. Göster yüzünü, ne kadar erkek olduğunu görelim. Çocuğumu istiyorum ben. Ganga, sakin olmaya çalış. Kimse bebeğini senden almayacak. Ratan, kapıyı aç. Saklanmanın faydası yok. Çocuğumu istiyorum. Jacob, sakin ol. Ben gidip arka tarafı tutacağım. Sen komiserle kal, kapıyı kırın. O senin ablan. Böyle abla mı olur? Ben sizden kız ya da erkek kardeşi istedim. Ben böyle bir abla istemiyorum. O benimle oyun oynayamaz. Nandu, beni dinle. Ben seninle oyun oynarım. ¿Qué sería? Bye.